Acaba. Her neyse. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız diye sormak istiyorum. Çünkü neden sordum yani? Nasılsınız? Belki bugün bunu kimse sormamış olabilir. Şimdi bugün şu konuya değinmek istiyorum. Fransa'da yaşam maliyetli mi? Nasıl girdim? Bu süreçten bahsetmek istiyorum size. Çünkü bir iki mesaj aldım. Yani bir iki de birkaç mesaj aldım. Yani bayağı mesaj aldım. İşte ne kadar harcıyorsun, ben de okumak istiyorum, ben de eğitmek istiyorum tarzı. Bunlar için yorum, yani bunlara yorum yapmak için daha erken, şöyle erken. İlk ay çok masrafım oldu. Yani ilk ay gerçekten kafamda belirlediğimin dışında harcamam oldu. Çünkü sigorta, işte ev kirası, depozitosu. Neyse, ilk başta nasıl girdiğimden bahsedeceğim. Fransız lisesi mezun olduğumu söylemiştim zaten ve Fransız liselerinin mezun olurken Fransız bakalöryası denkli oluyor. Yani diplomamız Fransız bakalöryasına denk. O yüzden ekstradan bir sınava girmedik. Ama bizim dil seviyemiz B2 seviyesi olarak geçiyor. Bu da şöyle: A1, A2 başlangıç, B1 orta düzey, B2 orta ileri düzey, C1 hani artık ana dilim gibi bir şey oluyor. Bizim B2 seviyemiz varmış gibi davranılıyor ve Fransa'da okumak için, yani evet, Fransa'da okumak için B2 sertifikanız olmalı ya da Fransız bakalöryası denkliğiniz ya da baka girmiş olmanız gerekiyor vesaire. Başvuruyor. Okul genelde diyorlar ki okul yardımcı olmuyor ama bence çok yardımcı oldu yani. Çünkü daha ne yapabilirlerdi ki? Bir süre boyunca motivasyon mektubu yazdım. Daha da çok çok ileriden başladım. Campus France diye bir kurum mu diyeyim artık, aracı şirket mi diyeyim, her neyse, Campus France. Öyle bir işte aracı şirket diyeyim. Fransa'da okumak isteyen yabancı öğrenciler, yani işte Fransa dışında yaşayan öğrenciler diyeyim, hangi ülkede yaşıyorsa ya da şehirde, oranın Campus France sitesi oluyor. Mesela Campus France Türkiye var. İstanbul'da ve İzmir'de var yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da da olabilir. Şeyleri, şubeleri. Bu site, önce bir hesap oluşturuyorsunuz. Dosya açıyorsunuz, yani bir dosyanızı oluşturmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Sonra sizden istediği şeyler, bir tane CV. Yani işte bugüne kadar yaptığınız şeyler olabilir. Okuduğunuz okul, ilkokulunuzdan itibaren dil seviyeleriniz, hobileriniz. Bunlar, CV oluşturuyorsunuz ya da çalıştıysanız falan, staj yaptıysanız onlar da etkili olur. Motivasyon mektubu diye bir şey istiyorlar. O da 1400 müydü, 1500 karakter miydi hatırlamıyorum. Birazcık neden o okul, neden Fransa ve neden o meslek olduğunu anlatıyorsunuz ama 1500 karakterin, yani karakter boşlukta, noktada, virgülde, bunlar da bir karakter sayılıyor. Yok ha, bir de transkriptlerinizi koyuyorsunuz. Not dökümünüz, lise hayatınız boyunca olan. Bunları koyuyorsunuz. Bazı okullar, bazı bölümler diyeyim ya da B2 seviyesinden daha yüksek bir seviye istiyor ya da B2 belgesini istiyor illaki. Genelde hukuk tarzı bölümler, sözel bölümler C1 belgesi istiyor. O yüzden onun için sınava girmeniz gerekiyor ama B2 belgesi olmayıp Fransız lisesinden mezun olan da hukuka girebiliyor mu? Girebiliyor, evet. Bazı hukuklar kabul ediyor çünkü ama risk işi. Mimarlık ve diğer bölümler ve mühendislik, yani mimarlık, mühendislik ve diğer bölümler. Mühendislikler INSA olarak geçiyor. INSA özel okul yanlış bilmiyorsam ve şehirlerde var böyle ve onun ayrı bir başvuru süreci var. O konuda bir hakimiyetim yok. Çünkü çok ayrı bir başvuru süreci, okul fiyatları farklı, şeyleri istedikleri farklı olabiliyor, bilmiyorum. ENSA'lar, mimarlıklar. ENSA zaten Devlet Mimarlık Yüksek Okulu'nun
Fransızca kısaltılışı. 20 küsür tane ya da 20 aynen 20 küsür tane var diye biliyorum Fransa'dan. Bunlar mimarlıklar ayrı dosyayla başvuruluyor ve iki tercih hakkınız oluyor. Bu tercihleri de şöyle yapıyorsunuz. İlkine gidiyor dosyanız. Kabul gelirse kalıyor. Red gelirse ikinci tercihinize gidiyor. Evet, öyle oluyor. Mimarlık için ekstradan ben portfolyo yolladım. Bunu da her okul istemiyor. Benim okulum da zorunlu tutmamıştı ama tabii ki bir artısı oluyor. Yani bir artısı olduğu kesin. Bence. Bu arada bilerek trende çekiyorum. Ben tatlı sohbet sürekli evde otur sıkıcı sıkıcı nedir yani. Birazcık da gezelim. Şöyle bir şey var. Mimarlıklar neden ayrı? Mimarlık ekol okul olarak üniversitelerden ayrılmış. Güzel sanatların içindeymiş eskiden. Ekol olarak ayrılmış ve çok eski değil yani. Çok hani 100 yıldır, 200 yıldır böyle değil. Yeni olan bir şey bu. Ve mimarlık Kültür Bakanlığı'na bağlı. Eğitim Bakanlığı'na değil. Eğitim Bakanlığı'na değil. Bu yüzden de genelde işte bu şey çıktı. Yabancı öğrencilerden daha fazla ücret alınacak tarzı bir haber çıktı. 2700 euro mu ne? O mimarlıklarda geçerli değil mi? Diğer bölümlere gelecek olursam diğer bölümlerde de 3 tercih hakkın oluyor ama sen bu üçünü atıyorum hukuk yapabilirsin. Ya da hukuk, ekonomi, ne bileyim işletme, böyle de yapabilirsin. Bu sana kalmış. Ama hani benim tavsiyem üçünün de aynı bölüm yazılması. Hatta şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Bu konuda çok yabancıyım da. Hem mimarlığa başvurup hem diğer o diğer bölümlere başvurabiliyorsunuz. Ya da aynı zamanda insaya da başvurabiliyorsunuz. Çünkü ayrı dosyalar. Üç ayrı dosya bunlar. Üçüne de birden başvurabilirsiniz ama hani saçma olur. Şöyle bir önyargı olursan karar ver yani hangi mesleği istiyorsun tarzı şeyler olabilir. Burada yaşamaya gelirsek ya da kabul sonra süreçten başlayayım. Yaşamak çok hızlı oldu. Kabulüm Nisan ayında geldi. Ve Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam öğrenci vizesine başvurdum. Öğrenci vizesi için gerekli olan belgeler zaten sitesinde yazıyor VFS Global'in ama sanırım Campus France mail atıyor yine de. Ya da bilmiyorum emin değilim. Randevu alıyorsunuz, gidiyorsunuz falan, belgelerinizi götürüyorsunuz. Benim vizem bir hafta içinde çıktı ama 40 gün bekleyen de oldu. O yüzden tam olarak bir kesinliği olmuyor asla. Öğrenci vizesi de 90 günden fazla uzun süreli vize diye geçiyor yani. Aynen. Uzun süreli oturum vizesi. Her neyse. 90 günden fazla kalacağınızın bir şeyi yani. Garantisi diyeyim. Bu vize bir yıllık oluyor. Ve bana Temmuz'da başvurmama rağmen atıyorum. Ağustos'un 20'sinde başlattılar vizemi. Sebebi belki Temmuz'a dersim kalır diye yani onun eğitim öğretim yılını düşünerek yaptılar bilerek bilmiyorum. Ama bence öyledir. Sonraki süreç ben Eylül'ün 3'ünde geldim. Evim hazırdı. Yani evi önceden abim, tanıdıklar vesaire yoluyla bulduk ama genelde buraya gelip burada ev bakıyor insanlar. Gelip bakıyorlar. İnternetten bakmak olmuyor çünkü. Ben odada kalıyorum. Odada kolokasyon gibi yani. Ama kolokasyon da değil tam olarak. Bir aile 3 katlı evde yaşıyor. Benim evimden bahsediyorum. 3 katlı evleri var. İlk katı salon, giriş şey. İkinci katta kendileri kalıyor. Üçüncü katlarında böyle tam merdivenin karşısında bir banyo var. Solda bir kapı var, sağda bir kapı var. Sağdaki kapı ev sahibi adamın, yani ev sahibinin çalışma odası tarzı bir yeri. Soldaki kapıda bizim üç kız kalıyoruz. Ortak alanımız açılan kapı. Yani o kapıdan girdiğinizde gördüğünüz mutfak var. Mutfak ve masa. Bir de hemen tam solda da küçük bir tuvalet var. Tuvaletle banyo ayrı oluyor evet. 3 oda var. 3 kız kalıyoruz ve hani her şey dahil 350 euro kalıyorum. Genelde oda fiyatları çok ucuz oluyor.
eve göre yani çok ucuz dediğim 600 lira çarpınca çok değil de çok ucuz değil de evlere göre çok 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 daha ucuz oluyorlar. Çünkü ev kiraları Paris'in merkezinde nasılsa Versailles'de de hani onun bir tık aşağısı. Hani bir tık. Burada da çok pahalı yani. Ev dediğim atıyorum 10 metrekare yer 500 euro. Benim kaldığım yer 18 metrekare 350 euro gibi. Ev kirası size kalmış, yurt var ama devlet yurtlarında genelde yabancılar alınmıyor. Fransızlar dolduruyor bile. Özel yurtlar var. O da bulunduğu konuma göre ücreti değişiyor. Bir de KAF diye bir olay var. KAF da devletin size yardımı. Ev kiranıza yardım ediyor aslında bir nevi. Atıyorum simülasyon var. Simülasyon yapabiliyorsunuz. Ben yaptım. 350 euro ev kiram. Her şeyi giriyorsun işte. Ailenin durumunu, işte ev kiranı, ev adresini, ev sahibini, her şeyi giriyorsun. Simülasyon için bile. Gerçeğine de başvurdum da her neyse simülasyonda benim 147 euro alacağım çıktı. Ama atıyorum Paris'te 1000 euroya kalan birisi 200 euro da alabiliyor. Bu belli olmuyor. Neye göre olduğunu gerçekten çözemedim. Devletin size bir yardımı. Kiranıza yardım ediyor. KAF'tan başka okul ücretleri devlet okulu oldukları için yani devlet okullarının bir harç bedeli oluyor. Yani dediğim gibi değişiyor okuldan okula. Yaşama gelirsek market alışverişi çok ucuz. Yani aylık değil haftalık 20 euro falan diyeyim. Haftalık 20-25 euro arası harcarsınız. Yani çok böyle her gün et yiyeyim diyorsanız da 35 olur. Çok fark etmez. Çünkü market gerçekten ucuz. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Yani bahsetmişim sadece sigortalardan bahsetmemişim. Ve sigortalar çok para ediyor demişim. Bu sigortalar ufak ufak olan şeyler aslında. Yapmanız gereken bir sağlık sigortası oluyor. Kampüs sigortası diye bir şey var. Evinizin sigortasını yapmanız gerekiyor. Bir de ayrıca bir sigorta daha var. Yani toplasan 200 lira falan yapar diye düşünüyorum ama bunların hepsi senelik. Aynen. Senelik bunların hepsi. Başka sigorta tarzı. Sigorta tarzı unuttum. Yok sanırım. İnsanlar çok garip bakıyor şu an. Yok hayır bu kadar sanırım. Bir de şey var. Vizenizi aldıktan sonra Fransa'ya geldikten sonra vizenizi onaylamanız gerekiyor. Yani bir nevi oturum izninin ilk adımı. Oturma izninizi alıyorsunuz. Daha sonraki süreçte oturma kartını falan alıyorsunuz. Böyle. Hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü bakmazsanız hasta olursunuz.